Merhaba arkadaşlar, uzun zamandır YouTube'da video çekmedim biliyorsunuz ama geri dön geri dön çağrıları üzerine geri dönüyorum. Bu sefer daha faydalı olarak döneyim dedim. Datça ya da kendimizle ilgili konuşurken bu sefer de yaptığımız bir işi paylaşmak istiyorum. Şimdi bu ne derseniz, bu bir su deposu, üstünde su deposu var. Su deposunu kaldırdık, altına da demir ayaklar yaptık. Buna tabii daha kuvvetlendirme gelecek, sizin de gördüğünüz gibi. Biraz demir aksamında eksiklik var. Lakin altını sabitlemek ve daha kuvvetlendirmek için beton dökeceğiz. Gördüğünüz gibi teraziyi aldık. Biraz malzememiz yün ip ama elimizdeki eşyalarla. Etrafına şimdi kalıp çakacağız ve içini taş dolduracağız. Daha sonra üzerine de beton döküp kaylak yapacağız. Şık bir şey çıkarmaya çalışacağız ortaya. Bakalım nasıl olacak? Ben step step çekmeye devam edeceğim. Burada da bahçenin mandalinaları var. Şu kutunun içinde bademler var. Vakit bulup onları kıramıyoruz bile. Hadi bakalım devam edeceğiz. Ben ara ara İkinci göstereceğim. aşama olarak şöyle kalıplarımızı koyuyoruz. Bu kalıplar benim bekarlık yatak odası takımım. Allah'ım, böyle hep bir kalıba kullanılıyor. Playwood oldu bunlar böyle. Şöyle bir kalıp yaptık. Şimdi bu kalıbı sabitleyeceğiz ve içine taş dolduracağız. Hadi bakalım. Bir sonraki aşamaya Şimdi taşları geçiyoruz. topluyoruz. Taşlar bahçeden. Tamamen organik taşlar. Onları buraya dolduracağız. Bir sonraki aşamamız da bu şekilde. Hadi bakalım, kolay gelsin bize. Eldivenler hazır. Tam bir taş Çalışma. koymaya devam ediyoruz. Yaklaşık 5-6 araba taş koyduğumuz halde hala bitmedi. Çok derin. Gördüğünüz gibi. Ve bolcuna taş istiyor. Evet, devam ediyoruz bakalım taş doldurmaya. İnşallah güzel bir şeye benzer. Zaten bu videoyu izlerseniz eminim ki ortaya bir şey çıkmıştır. Çıkmadıysa zaten bu video hiç İçine yayınlanmayacaktır. girdim. Nizami olarak dizmek için yardıma bu sefer oğlum gelince iş biraz daha kolay oldu. Şimdi 3 kişi olarak devam ediyoruz. Ben nizami bir şekilde dizmeye çalışıyorum. Oradan da taşlar, yeni taşlar kaplamasını yaptık. İpe ölçüsüne göre, çünkü üzerine beton döküp kayrak kaplayacağız. O yüzden buna göre taşı nizami olarak dizmeye çalıştık. Elimizden anca bu kadar geldi. Eminim ki bu işi usta olanlar çok daha güzel yapacaklardır. Ama biz elimizden geldiğini yapmaya çalıştık. Bunları ben dizdim. Arada bir de gazi oldum. Parmağımı taş düşürdüm. İnşallah morarıp düşmez. Bakalım şimdi betonla dökelim. Gene paylaşıyor olacağım. Devam edecek. Şimdi çimentosunu karıyoruz. Çimentonun ölçüsü 3'e 1 ya da 4'e 1 olabiliyor. Biz bu sefer biraz çimentosunu fazla tutması için 3 ölçü kum, 1 ölçü çimento koyacağız. Çimento ne kadar fazlaysa yapılan çimento harcına yağlı diyorlar, değil mi? Yağlı çimento, yani kuvvetli çimentoya yağlı çimento deniyor. Bir anlamda biraz yağlı çimento yapmaya çalışıyoruz ki daha güzel tutsun, daha sağlam olsun. Şimdi çukuru kazıyoruz. İçine çimentoyu koyacağız. Onu karıştıracağız. Ve suyla güzel bir homojen harç elde etmeye çalışacağız. Çimentoyu döktükten sonra da dediğim gibi üzerine kaylakları su terazisine alarak yerleştiriyor olacağız. Bu işler tabii biraz pasaklı işler. Toz duman eksik olmuyor böyle işlerde. Tozumuz, dumanımız bol bir şekilde çimentomuzu yapıyor olacağız. Bakalım. Evet, şimdi karıştırma zamanı. Aynı ekmek hamuru yapıyor gibi. Bu işi en iyi kadınlar yapar aslında. Ama çok ağır oluyor çimento. O kürek en az 10 kilo 10 kilo kaldırıyor şu anda, kolay değil. Sağlam bir kas gücüne ihtiyacı var. Erkekler o zaman ekmek hamurunu gayet iyi yapabilirler bu durumda. Evde hamur işlerini kadınlar erkeklere yaptırabilirsiniz. Önce hamur yoğursunlar. Sonra çimento harcı yapmayı denesinler. Eray baba harcı kararken ben de boş durmayıp kayrak getirdim. Bir el arabası kayrak getirdim. Kayraklar da değişik değişik cinsleri var. İnce kayrak var, kalın kayrak var. Bu kalın bir kayrak. Genellikle işte otoparklarda ya da daha üzerine ağır bir şey çıkabilecek mekanlarda kullanılıyor.
Daha az çimento istiyor aslında altına. Bazen çimento koymadan da döşeyip üzerine sadece derz atarak da kalın çimento, kalın kayrağı kullanabilirsiniz. İnce kayrak var. O biraz daha narin, daha ince olduğu için. Bunu işte kamyonla getirtiyoruz ama onu geldiği zaman paletle geliyor. İşte forklift lazım, onu indirecek, kırılmasın, narin, hassas. Biz çok narin şeyleri sevmiyoruz. Kabadan yanayız her zaman. Bu da öyle bir şey. Kayrakların çeşitleri şeye göre de değişiyor. Çıktığı yere göre de değişiyor. İşte Bodrum kayrağı var, Muğla kayrağı var. Farklı farklı. Hangi bölgeden çıkıyorsa onun adını alıyor, onun rengini alıyor. Bu neresinin kayrağı Eray? Muğla. Bu Muğla kayrağı. Kalın Muğla kayrağıyla devam ediyoruz. Şimdi suyu açacağım ben. Bir güzel havuz yaratıyoruz. İçine suyu basıp karıştırıyor olacağız. Her şey mutlaka bir can suyu istiyor. Çimento bile su olmadan yapamıyor değil mi? Can suyu. Şimdi çimentonun canının suyunu veriyoruz bakalım. Bol sulu yapalım da taşların arasına dolsun iyicene. Aşamasını yaptık. Bir daha çimento karıp kayrağını verecektik üstüne. Şu gördüğünüz gibi kayrak nizami olacaktı. Lakin misafirimiz geldi ve bizim için öncelik olan misafirlerimizle eğlenmektir. O yüzden kayrak yapımını köyceğizden sonraya bırakıyoruz. Şimdi yarın bir köyceğize gideceğiz. Oğlan sınava girecek ve bu arkadaş böyle bir süre yaşayacak. Hadi bakalım. Hoşça kalın.